Gülşen. Yani ilk günden de evden fırlamamız gerekmiyordu yani. Daha dün vukuat işledik. Lütfen. Rahatlar mısın lütfen? Ben evden çıkarken bütün yemekleri hazırladım. Şimdi otururlar baş başa yerler. Ay, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Şey ya, yalnız bir şey soracaktım ben. Böyle zeytin meytin falan hurma yok muydu güzel? Ya pek iftara gelen olmadığı için öyle şeyler de yok. Hah, bak gördün mü Gülşen? Zeytin de yokmuş. Hadi kalk gidelim. Lütfü! Saçmalama. Yani bunca yıldır beklemişim. Hı hı. 15 senedir babamla birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Hı hı. Bu ilk izin günümde ben burada oturacağım. Hiçbir yere gitmiyoruz. Otur. Hı hı. Hem çocuklar yanlarındadır zaten. Evet, çocuklar kesin yanlarındadır. Kesin kesin. Babamlarla birlikte sofrada oturuyorlardır herhalde. Allah'ım sen rıza için tuttuğum sonucu derken de kabul edin yarabbim. Sen de bunun da benim de günahlarımızı affeyle yarabbim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Okundu. Hadi Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Sağ ol hayatım, sana da. Çekte kaldı. Ispanak mı? Hı. Erdem severdi. Taylan dedem nerede? Daha gelmedi Yiğit'cim. Uf ya, oyun oynayacaktık. Dedenle oynasana. Dedem bilmez ki bilgisayar oyunu. Kim? Ben bu bilgisayar oyunlarının kitabını yazarım ben. Sahiden mi dede? Oynayabilir misin? Tabii oynayabilirim. Niye oynayamayayım? İyi. Oğlum siz acıkmadınız mı? Bir şeyler hazırlayayım mı? Hazırla. Ah, tamam. Bak dede, bu ve buna basacaksın. Bu ve buna. Tamam. Tamam. Başlatıyorum. Bu ve buna basıyorum. Evet. Başlat bakalım. Başlattım. Hadi dede vursana. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mersi. Sağ ol. Gülşen, amma keyif yaptın ya, hadi. Lütfü. Hı? Hayatım. Hı. Bak canım, benim tam 15 senelik birikmiş keyfim var. Hı hı. O yüzden hiçbir yere gitmiyoruz. Hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Hoş bulduk. Yok yok, kesinlikle bu benim babam değil. Lütfü. Hı. Lütfü. Hı. Hadi kalk. Baban kızacak hayatım. Ya kızmaz. O dün bütün kuralları kaldırdı ya. Hayatım, bunun kuralı mı olur? Hadi kalk, işe gideceksin. Yarım saat daha uyuyayım. Lütfü. Baban diyorum, baban. Gülşen. Hı. Bak. Benim 30 senedir birikmiş uykularım var. Çekil başımdan. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Günaydın Lütfü. Geçmiş olsun. Üşüttün mü? Yo, hasta değilim ki. İyiyim. Boğazlarım biraz ağrıyor da. Akşam üşütmüşüm herhalde. Ha, geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Nurettin abi. Bizde artık öyle önce geldin, sonra geldin derdi yok. Eskiden de onlar. Sen hangi devirde yaşıyorsun? Despot ihtiyar. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Ben de diyorum tıkır tıkır kim geliyor. Kadar ol yavrum, gel bakayım. Nasılsınız? İyiyim çocuğum, otur bakayım. Sen nasılsın? Bebek nasıl? Bebek iyi, büyüyor. Daha Erdem biraz kötü bu aralar. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne oluyor? Vallahi ne yapacağımı bilemedim babacığım. Size geldim. Anlat bakayım kızım. Yani baba olacak olmak herhalde onu biraz etkiledi. Bu aralar biraz duygusal. Ölmekten korkuyor. İşsiz kalmaktan korkuyor. Ha, benim onu terk edeceğimden falan korkuyor. Yani böyle sürekli ağladı ağlayacak. Ya.
Erkeklerde olur mu böyle şeyler? Arasına olur tabii de ağlayacak kadar olmaz. Siz bir konuşsanız babacığım. Hani belki faydası olur diye düşünüyorum. Tamam tamam, ben konuşurum ya. Sen kendini izle. Sen kendine iyi bak, sen bebeğine iyi bak, ben konuşurum ya. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Nasılsın? İyi, Allah'a şükür, gel bakalım. Otur canım. Sen nasılsın? İyiyim baba. Hayırdır inşallah? Hayırdır. Şöyle seninle bir sohbet edelim ha. Baba oğul. Olur babacığım. Nasıl gidiyor Fulya'nın hamileliği? İyi baba. De bir şey anlamadık daha ya. Göbeği çıkmadı ya. He. Da yani sen nasılsın? Babalığa hazır mısın? Hazırım baba. Allah'a çok şükür. Kesinlikle hazırım. Ha. Fulya biraz senin son zamanlarda fazla duygusallaştığını falan söyledi. Ölümden korkuyormuşsun. İşsiz kalmaktan korkuyormuşsun. He? Ha, evet. Olur mu oğlum öyle şey? Niye böyle yapıyorsun? Sen kendin kaygılanıyorsun. Kadını da kaygılandırıyorsun. Ayrıca sen korkmak ne demek? Sen sevineceksin. Evladın oluyor ya. Daha çok çalışacaksın. Sağlam duracaksın. Ya babacığım. Ben gerçekte hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne demek? Gerçekte hiçbir şeyden korkmuyorum. Bak şimdi. Fulya son zamanlarda çok duygusallaştı. Hep bana yükleniyor, her istediğini yaptırıyordu. He. Ben de birazcık böyle bir ayar çekip bir denge sağladım. He. Mahsustan yapıyorsun yani. He, vallahi mahsustan ama işe yaradı vallahi. Ben biraz böyle zayıf davranınca o kendini daha güçlü hissetti. Bıyıkları kurtardım baba ya. Yapma oğlum böyle şeyler, tehlikeli şeyler bunlar ya. Kadın çocuğunu mocunu düşürür, üzülürüz sonra. Yok baba ya, bir şey olmaz. Şu anda her şeyi dengede. Ne olur bozmayalım Allah aşkına. He? Hadi bakalım babasının oğlu. Geliyormuş. Hayatım, bu akşam iftarı yalnız açmayalım diye düşündüm. Teşekkür ederim. İyi düşünmüşsün. Allah razı olsun. Buyur. Buyur hayatım. Allah bu birliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlerin de oyunlarını ayaklarına dolaştırsın. Amin. Buyur, hadi. Allah kabul, Allah kabul etsin. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Sana ilahi. Yanar gururum, Allah, Allah'u 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 Allah. İzledim mestanemiyem. Allah'u Allah, 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 Allah'u Allah. Niye baktın? Sevdim seni ben. Göz göz olmuş yüreğim göz. Ne
Konuşmuyoruz. Ya koskoca adamlar birbirinize nasıl girdiniz ben anlamadım yani. Ya tamam ya, ben de bayılmıyorum kavga etmeye. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk yenge. Beğendin mi lan yaptığını? Konuşmuyor benimle. Hamile bir kadını bu kadar üzmeye ne hakkım var? Sen de bana bulaşmayacaktın. Oğlum bak, ben bu kadar ağır bir şey yapmadım. Sen orantısız güç kullanıyorsun. Çok mu üzgün? Üzgün tabii. Tamam. Özür dilerim. Ya. Ben de özür dilerim. Şişt. Oynuyor musun lan? Oynayalım. Hadi. Ben başlıyorum. Sen niye başlıyorsun? Ya ben oynuyordum oğlum. Ya tek başına oynma. Dur oğlum, dur. Yazı tura atacağız. Tamam. Yazı ben tura de oynayabilir miyim? Daha yeni başladık, dur. Tura. Baba ya. Hadi oynatsanıza çocuğu ya. Tamam yenge, dur biraz başlayayım. Şunun bir hesabını göreyim hadi. İyi. Hı. Hoş geldin babacığım. Baba bu niye gidiyor oturuyor? He? Babam sana hadi böyle öğretilir. Babamı bir vurduğunda atardı. Dolma parmak. Senin parmakların sığmıyor buraya. Hayatım, bu bayram tatile gidelim ne olursun. Nereye gidelim ya? Hayatım, abimlerin yanına Edremit'e. Olmaz Gülşen, bak gidemeyiz. İş güç var. Aa, ama sen geçen kurban söz vermiştin bu bayram gideceğiz diye bir yerlere. Hayatım, ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kastetmiştim. Aa, vallahi ben herkese haber verdim. Herkes bizi bekliyor orada. Olmaz Gülşen, bak babamı biliyorsun şimdi. 1000 tane laf eder. Ya senin baban neye laf etmiyor ki zaten? Heh. Olmaz Gülşen, olmaz. Hayatım ama söz vermiştin. Çocuklar da beklentiye girdiler. Üzme çocukları ne olur. Lan. Ömrümü yedin, ömrümü. Tamam mı aşk? Bakarız Gülşen, tut. Bak 5 dakikalığına geldim, işim var, gidiyorum. Bakarız dedi. Oley, gidiyoruz. Çok anne. Aa, hoş geldin. Selam. Merhaba yenge. Merhaba, merhaba. Yani zamanlamam mükemmel hayatım. Ben de tam sofrayı hazırlıyordum. Gel bana yardım et. Ben hamileyim şekerim. Biliyorsun yorulmamam lazım. Millet nerede ya? Sanki sen hamile olmadan önce de kendini çok yoruyordun da. Çeyrek. Ay Gülşen ya. Ay ya. Ne haber Dobi? İyidir torpilli. Tam var ya, oruç da olmasa şu ağzını hiç boş görmeyeceğiz ha. Kek 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 kek. Sen de adam oldun, bıyık bıraktın ha. Allah'a çok şükür, hem adamız hem babayız. 6 ay sonra oğlan babasıyım oğlum. Şu çocuğa oğlan deyip durma hayatım. Daha belli değil.
Fitri'cim, hayatım, canım, yavaş yavaş şu bavulları toplamaya başlasak nasıl olur canım? Yarın sabah yola çıkıyoruz ya. Oh. Hayırdır, nereye ya? Tatile. Ya. O yüzden bayram boyunca şu tatlılar, kahveler, çaylar ellerinden öper Fulya'cığım. Biz de Antalya'ya gidiyoruz şekerim. Ne? Antalya mı? Evet, Antalya. Ne oldu, Zora mı gitti? Gidemezsin Erdem. Bak sen her sene bir fırsatını bulup kaçıyorsun, sonra sana atacağı fırçayı biz yiyoruz. Bu sefer sen kalıyorsun, fırçayı da sen yiyorsun. Oğlum biz biletleri aldık, yeri ayırttık bile. Allah Allah, bizi yere ayırttık Erdem. Ay anlamıyorum yani. Siz de gidin, biz de gidelim. İlla birimizden birinin kalması mı lazım? Evet, siz oturun onu oyalayın. Mümkün değil. Vallahi sizin durumunuz bizi ilgilendirmez. Biz bu bayramda Antalya'dayız. Vallahi kusura bakma, biz de Edremit'teyiz. Vallahi bence bir sakıncası yok. Edremit de güzel bir yer. Ay Erdemciğim, ben eve iniyorum. Ha, bu yemek kokuları yine beni bir fena yaptı. Tamam hayatım, sen git, ben iftardan sonra gelirim. Dur ben seni geçireyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lütfücüğüm, hemen git babana söyle. Yoksa bunlar tatile giderler, kalırız biz böyle ortada. Tamam, gidip söylüyorum. Hadi. Aa, dur. Orucunu açsın, öyle söyleyeyim. İyi, öyle söyle. Baba. Evet. Ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Tuzu uzatır mısın baba? Bana söylesene abi, ben de... Sen babam gibi tuz uzatabilir misin? Babamın bir tuz uzatışı var, bir tanedir. Baba. Evet. Ben... bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceksen söyle, niye deminden beri geveliyorsun? Ekmeği uzatır mısın baba? Bir daha ekmek daha orada. Benim dökmekte kolum yok. Nereden uzatacağım sana? Benden bir şey isteme. Al baba. Sağ ol kızım. Babacığım, biz Fulya ile bir karar verdik. Neye karar verdiniz? Şimdi Gülşen, şuna bir tabak daha ot koy kızım. İnsan 10 tabak yese doymuyor. Evet, ne karar verdiniz, bir şey diyecektin. Çok önemli bir şey değil baba, sonra konuşuruz. Ne sonra konuşuruz evladım, şimdi söyleyeceksen söyle işte. Baba, eğer çocuğumuz oğlan olursa senin adını koymaya karar verdik. Ne oğlum benim be. Aslan oğlum benim de. Bak, kadışınaz evladım benim. İyi düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Lütfü, duydun değil mi kardeşin ne düşünüyor? Ulan sen teklif bile etmedin be. Masada gene bir şeyler dönüyor ama bakalım ne? Bu evde bir hiç çevrilmeyen gün mü var anne? Üstara didini, üstara didini, üstara didini. Ben bu sene... Ne olmuş sen bu sene? Bu sene... Ramazan da bitti değil mi? Aferin ya. Ramazan'ın bittiğini hemen anlıyorsun. Bir de okusaydın seninle kimse baş edemezdi. Baba, Ramazan'dan sonra ne olur? Kurban. Yok, çok gittin, geri gel. Lütfü, ne söyleyeceksen söyle, alacağım şimdi ayağımın altına. Ramazan'dan sonra bayram olur yani. Olur. Ne oluyor bayram olunca? Bayram tatili hafta sonuyla birleşir ya. Resmi tatil olur. Ne olur resmi tatil olunca? Ay evet. Bu senede 5 gün tatil. Biz de bir yere tatile gidelim mi Necati? Kesinlikle baba. Çok yaptın. Oruç seni çok yordu baba. Kesinlikle. Kesinlikle bence çok doğru. Evet. Ben de katılıyorum. Oruç seni çok yordu. Bunlar olmaz, öyle şey yapmayın. Bayram ne demek? Ne demek? Bayram birliktelik demek. Beraberlik demek.
Ailecek, evcek bir arada olmak demek, burada olmak demek. Bayramı bir şölen gibi kutlamak demek. Gönüller bir olsun yeter baba. Abim çok haklı baba. Önemli olan şurası. Olmaz öyle şey. Herkes bir tarafta, sonra gönüller bir olsun. Hem bayramın bir sürü derdi var ya. Ne derdi var? Mesela trafik canavarı var. Yani bir çocuğu yola göndermek demek savaşa göndermekle aynı. Hem yollar cepheden daha tehlikeli vallahi. Çok haklısın baba. Ama en güvenlisi uçak, öyle değil mi baba? En güvenlisi sabahından erken uyanıp tekbir alarak camiye gitmektir. Sabah namazını kılmaktır. Sonra bayram namazını kılmaktır. Bayram namazından sonra hoca efendiyle, cami cemaatiyle bayramlaşmaktır. Bu sefer tekbir alarak uzun yoldan, başka yoldan eve dönmektir. En iyisi budur. Ama nerede? Herkes tatile gidiyor. Bayramlar ölüyor. Ay olur mu Necati? Bayramlar ölür mü hiç? Ölür, ölür. Başı şey tartışıyorlar. Bu bayrama Ramazan bayramı mı diyelim, şeker bayramı mı diyelim? Yakında bavulları toplayıp tatile gitme bayramı diyecekler. Olup bitecek. Ya bayramların bir işlevi vardır. Bir güzelliği vardır. Bayramlarda eş dost ziyaret edilir. Yakın akrabalara ziyarete gidilir. Büyüklere ziyarete gidilir. Dargınlar barışır. Çocuklar sevinir. Hatta kabristana gidilir, ölüler ziyaret edilir. Ama hayatım, İstanbul'da da kalsan hiçbir yakınına gidemiyorsun ki. Bayram trafikte geçiyor. Geçecek gerekiyorsa geçecek papatya. Yani bu durumda bir yere gitmiyoruz öyle mi? Yok, gitmiyoruz. Ben tatilde bir yere gitmem Feride. Benim çocuklarım da gitmez. Biz evde bir arada burada oluruz. Evden bir iki defa kaytardı ama artık o da bayramlara önem veriyor. Öyle değil mi oğlum? Öyle baba, tabii. Tabii ki öyle. Öyle değil mi Lütfü? Tabii tabii baba, öyle. Ben susadım, bir su içeyim. Ben de içeyim. Buyurun babacığım. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Of, bir şey söyletmedi ya. Vallahi abi siz kalın. Biz gidiyoruz. Bak bu evde biri gidecekse o da benim. Ya oğlum benim karım hamile. Bir daha tatile gidemeyebilir. Biz gidiyoruz. Gülşen. Efendim Lütfü. Bak hayatım, diyorum ki bu bayram Edremit'e gitmeyelim. Neden? Ya çünkü şimdi abi nereye gideceğiz? Yani şimdi yine kavga çıkacak. Sonra ben sinirleneceğim, abini döveceğim. Yani bir sürü tatsızlık. Tamam, olur canım. Tamam mı? Hı. Olsun. Onlara gitmeyiz. Sen başka bir yer ayarlarsın. Oraya gideriz hayatım. Benim için hava hoş. Gülşen bak, şu tatil işini bir daha konuşalım hayatım. Lütfü, ben kesin kararlıyım. Ben bu bayram tatile çıkacağım. Taktım kafayı ben. Hayatım, 29 Ekim'de gideriz bir yerlere. O da bayram. Baban izin vermedi değil mi? Ya... Söyleyemedim değil mi Lütfü? Söyletmedi ki. İyi, tamam, güzel. Olabilir. Eğer söyleyemiyorsan Lütfücüğüm, biz de gizli gideriz. Ne yani, kaçacağız mı? Kaçacağız, evet. Erdemler öyle yapmıyor mu? Gideriz, kaçarız. Dönüşte fırçamızı yeriz, olur biter. Ömrümü yediniz, ömrümü. Pirana gibi didik didik ettiniz böyle. Didik didik pirana gibi.